Çoğu zaman mutfakta yazıyorum. Yazmazsam mutfakta yemek yanıyor. Bir alana iki tencere veriyorlardı, dört tane tencere yakıyorum çünkü. Her yerde yazarım ben. Hava meydanlarında, gittiğim yerlerde, otellerde, akşam. Burayı kesersiniz artık. Üstüme basarak geçti. Ben dedim ben herhalde burada kırıldım. Bali kayboldu gökyüzünde. Adamın elinde oturuyorum bir salon attık. Pardon. Servis atmak için elimi gerisini hatırlamıyorum. Çünkü kenarımdan kafama vurmuşum. Çare arıyor bana. Nasıl ben ölmeyeyim de elimi kalmayayım diye. Vizesiz yani bir Arabistan'a girmiş Ajde Kuvin'im. Bak bunu yazayım. Ben bunu galiba yazmadım. Merhabalar. Bugün çok sevdiğim, belki de ülkemizdeki en zarif insanlardan birisi olan Ayşe Kulin'le sohbet edeceğiz. Ama Ayşe Hanım'la biz TÜYAP'larda, orada burada pek çok yerde bir araya geldik. Ve hep kitaplarını konuştuk, hep edebiyatı üzerine konuştuk. İlk defa bir biyografik bir söyleşi yapacağız. Çünkü yeni başladığımız format, geçen hafta da gördüğünüz üzere Ahmet Ümit'le sohbet ettiğimizde çocukluğundan günümüze özel zevkleri, kişisel tutkuları, hobileri vesaire. Dolayısıyla iki yabancı derken buraya belki de birbirimizi tanıyor olsak bile iki yabancı gibi oturup çok daha böyle samimi bir şekilde kalkma planı üzerine kurulmuş bir formatımız var. O yüzden çok teşekkür ederim Ayşe Hanım, kırmadınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Her zaman sizle sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Çünkü yani edebiyattan tarihe, sosyolojiden felsefeye hep bir şekilde yollarımız evet kesişiyor ve dolaşıyoruz. Ama bugün hakikaten ben daha önce sizle hiç sohbet etmediğim tarzda şeyleri merak ediyorum. Mesela bir, siz bana hep böyle çok aristokratik bir kadın gibi gelirsiniz. Ama mesela ben diyelim bulaşık yıkamayı çok severim. Ev işlerini sevmem ama bulaşık yıkamak bana böyle terapi gibi geliyor. Su ile ilişki. Dolayısıyla mesela sizin ev halinizi merak ediyorum. Siz terlik giyer misiniz mesela, ya da şey yapar mısınız? Sabo. Ben sabah erken kalkarım. Ne kadar erken? Yani 7 mesela benim için limit bir saat aşağı yukarı. Neden diye soracak olursan yatılı okulda okudum. 7'de kalkmaya o günden itibaren alışığım. Yani aşağı yukarı 12 yaşında ortaokul. Ondan sonra hemen evlendim. 2 tane çocuk, arkadan 2 çocuk daha. Yani bütün bunlar sabahları kadınları erken kaldıran şeylerdir. İşte süt saati gelir, meme saati gelir. Ondan sonra okula başlarlar. Okula götürmek için gidersin. Ne zamanki çocuklar elimden çıktı, ben çalışma hayatının içindeydim. Çok tempolu bir çalışma hayatının içindeydim. Gene erken kalkıyordum. Yani bütün yaptığım işlerde erken kalkıyordum. Artık erken kalkmak bünyeme yerleşmiş. Yani istesem de uyuyamıyorum. Hani hiçbir işim yok. Ben yarın sabah 9'a 10'a kadar uyuyayım mümkün değil. Yani o iç saatim beni erken kaldırıyor. Erken kalktığım zaman da ne yapıyorum? Önce her gün yapmıyorum ama çünkü yaptım mı 2 günlük yapıyorum, her gün yapmayayım diye yemek yapıyorum. Yani bana yardımcım haftada... Kalkar kalkmaz. İşte daha önceden evde malzeme her zaman oluyor. Yani o gün ne yenecekse onu pişiriyorum. Yani soğanını doğruyorsun, kavuruyorsun, tencereyi koyuyorsun. Saat 8-9 gibi evin yemeği hazır. Oysa mesela bende de insanlar şaşırıyorlar. Sanki böyle Mademoiselle Pompidou, Madame Pompidou gibi böyle tepsilerle ne güzel böyle yelpazemle birlikte böyle bir intiba var. Şey, kompütürüm de hep mutfakta. Çünkü eğer mutfağın dışına çıkarsam yahut bir şey pişirirken telefon gelirse, uzun konuşursam yakıyorum yemekleri. Kaç tane tencere değiştim. Daha yeni dün bir yerde şey varmış, bir alana iki tencere veriyorlar. 4 tane tencere yakıyorum çünkü. Tam ben telefonda yemeği ateşe karıştırmam da lazımsa, hele açmam gereken bir telefonsa bir mutfakta çekmiyor, dışarı çıkıyor ve unutuyorum ateşteki yemeği. Saat de kursan dalıyor insan. Onun için her neyse, yani sabah böyle başlar genellikle. Ondan sonra şey da zaten günün de, koşuşturması. Hemingway gibi böyle bugün şu kadar kelime yazacağım. Hayır, asla.
Asla öyle bir şey yok. Çünkü ben her yerde ve mümkün olan her yerde, mesela saçımı, özellikle saçımı boyatmaya ayda bir çok uzun yazıyorum. Çünkü berberde oturuyorsunuz, bekliyorsunuz kafanızda boya. Onun için hep benim kompütürüm yanımdadır, bilgisayarım. Her yerde yazarım ben. Hava meydanlarında, gittiğim yerlerde, otellerde, akşam, her yerde yazarım. Özellikle hava meydanlarında bir keresinde uçak kaçırmıştım çünkü kendimi kapatabiliyorum. Öyle bir özelliğim var. Konsantre oluyorsunuz. Konsantre oluyorum. Dışarıdaki sesleri duymuyorum. Zaten yani bu kadar kalabalık bir ailenin içinde bu kadar çok roman üretemezdim eğer gürültüden rahatsız olsaydım. Aileden bahsetmişken gerçekten de ailenizin hikayesi böyle bir Osmanlı İmparatorluğu'nun Cumhuriyet'e geçiş hikayesi gibi. Ve ben doğduğum zaman benim anneannemin annesi ve babası hayattaydı. Bu pek ender olur. Genellikle büyük anneler, büyük babalar vardır her zaman ama onun bir üstü vefat etmiş olur. Ama ben çok şanslıydım çünkü işte Osmanlı karakterleri gördüm, tanıdım ve epey de birlikte yaşadım onlarla. Ben 4. sınıfa gidiyordum dedemi kaybettiğim zaman, anneannemin babasını. İnanılmaz. Ortaokuldaydım nenemi kaybettiğim zaman. Bayağı iz bıraktılar bende ve gözümün önünde sesleri, kıyafetleri, edaları hepsi. Yani Osmanlı'yı böylece yakından tanımış oldum. Ve yani siz yaz tatillerinde buraya gelip değil mi adada kalıyordunuz? Şimdi benim çocukluğum enteresandır. Çünkü yazın anneannem Mayıs ayında Ankara'ya gelirdi. Haziran'da okullar kapanır, beni alır, yataklıyla İstanbul'a dönerdik ve dedemin adadaki köşküne giderdik. Bütün aile orada toplanırdı. Dedemin 3 kızı var. Benim annem tek, benim yani teyzelerim, onlara teyze diyorum, anneannemin kız kardeşlerine. Onların eşleri ve çocukları ve torunları var. Bizim aile, sen yani çekirdek ailemiz en aşağı 14 kişi. Müthiş. En aşağı 14 kişi. Bir, uzun yani masalar. Yemek masası, upuzun masalar, çok keyifli sofralar, çok güzel günler, kalabalık. Bir de herkesin kendi işte dünürüydü, arkadaşıydı, akrabasıydı, onlar da gelir. Mutlaka davet edilirler. Yani o ev aşağı yukarı 20-25 kişiden aşağı sofraya oturmazdı. Sonra Eylül ayı gelir, annemle ben Ankara'ya döneriz. Okul. Ben zaten İstanbul'da doğdum. O zaman Amiral Bristol'du Amerikan Hastanesi'nin adı. Orada doğdum. Bir gün sonra da normal bir doğum. Narmanlı apartmanına getirildim. Oraya da dedemin köşkü, yani Beyazıt'taki konağı, o yaz satılmış. Çünkü anneannem eşini kaybedince o konağın içinde işte annemle anneannem devamlı ağlaşıyorlar. Dedem demiş ki ben bu havanın içinde yaşatmayayım bunları. Zaten şehir artık kayıyor yani, modernleşiyor, yeni mahalleler yapılmış. Orada saraya yakınken zamanında hoş yerlermiş oraları. Narmanlı'da bir kat kiralamışlar. Biz orada 50 sene oturduk. Yani benim ilk gördüğüm ev Narmanlı apartmanıydı, Nişantaşı'ndaki. Orada anneannem 49 sene oturdu. Sonra tabii haklı olarak ev sahibi bizi çıkarttı. Yani anneannem annemin evine taşındı ve vefat etti. Yani vatanından ayrılmış gibi oldu. O kadar ağır geldi ona kendi 50 sene oturduğu yerden çıkmak. Her neyse ben anneannemle adaya giderdik. Eylül'de de Ankara'ya gelirdim. Ankara'da anne, baba, ben. 3 kişilik bir aile, çekirdek aile. Ama Ankara'yı bilir misin? Ankara'da olmayayım ben de. Öyle mi? Hmm. Kızılay Meydanı'nda soysal apartmanı vardı. Böyle 4 kapılı kocaman, evet, bir apartman. Bir sürü çocuk. Tabii bütün memur aileleri işte gelmişler, bürokratlar Ankara'ya çalışmak üzere. Babam da onlardan biri. Orada bahçe falan yok. Biz sokakta oynardık. Yani ben bir çekirdek ailenin kızı olarak sabahtan akşama kadar sokaklarda oynayan bir çocuktum. Ben de öyleydim. Yazları Ankara'da da konak çocuğu, kışları da sokak çocuğu. Böyle yani çok hoş bir çocukluğum oldu dolayısıyla. Çocukluğumdan çok memnunum. Ben de öyle. Ben de yani hep böyle şey deniyor. Eski Türkiye falan deyince bir sürü böyle pejoratif, negatif şeyler anlatılıyor. Ama ben Ankara gibi bir yerde insanların kibarlığı hep hatırlıyorum. Sorma. Ve yani burada en beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi bu
gündelik hayatımızı etrafımızdaki şaşırdığınız insanların bile genel kabalığı, hoyratlığı. Aynen. Yani şey gibi geliyor bana, sanki bunu böyle bir güç reva görüyorlar bunu kullanmaya ve ya buraya gelirken geldiğim taksiden tutun en basit yani marketteki, çünkü herkes çok mutsuz, herkes çok saldırgan. Çok sinirli, asabi, herkesin elinde bir sopa veya tabanca veya tüfek, en ufak bir şeyde silahlar çekiliyor. Texas gibi olduk gibi yani. O Ankara günlerim benim çok kıymetli hatıralarımın arasındadır. Şimdi gidince herkes, nasıl hissediyorsunuz? Erkekler şapka giyerdi o yıllarda. Ve o şapka yürürken herkes karşılaştı mı o şapka iner kalkar kafaya geçirilir. O bir selamlama şekli. Herkes devamlı. Çünkü herkes birbirini tanıyor. Böyle küçücük tertemiz bir Ankara pırıl pırıl sokaklarıyla. Bir de benim TED'de okudum ben Ankara Koleji'nde. Ankara Koleji'ne çevrildi adı ben 3. sınıftayken ve İngilizce başladı bize. Daha önce yoktu. TED okullarıydı, Türk Eğitim Derneği okullarıydı. Şeyle başladım, beyaz yaka, siyah önlük. Çok severim beyaz yaka. Ben de çok severim. Bayılırım. Hatta öyle bir elbise aldım. Yanımda çalışan hanım da bu hizmetçi elbisesi mi dedim. Ama çok hoşuma gidiyor. Beyaz ben zaten yaka. Ben de çok yaka. Severdim. Böyle dantelli uçları, yakalarımız vardı. Çıkardı, bağlanırdı buraya sonra tekrardan. Üçüncü sınıftayken üniformamız değişti. Burası meşaleli, lacivert elbiseler giymeye başladık içine gömleklerle. Yani biz kızlar, oğlanlar da gri pantolon giydiler galiba. O yolda yürürken de bütün çocuklar tek başlarına yürürlerdi okula. O kadar da böyle şey sakin, hiç kimsenin kötülük düşünemeyeceği bir şehirdi yani. Ya şimdi iki adım ya komşunuza bile çocuğunuzu veremiyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim evde gündelikçi yardımcılar çalışırdı. Yani uzun yıllar Hanife vardı ben büyüdüğüm yıllarda. Bu kızların hepsi bunlar köylü kızlarıydı. O okur yazardılar biliyor musun? Çünkü Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde açılan o millet okullarında bir de benim Boşnak dedem var tabii baba tarafından. O Arap harflerini bilmiyor. Kendi memleketinde kendi Kiril alfabesiyle bir şey öğrenmiş, yazı öğrenmiş. Maalesef o yazı artık yok çünkü son savaşta, Bosna Savaşı'nda bütün belgelerin bulunduğu binayı bombaladı Sırplar. Biliyorum. Hiçbir şey kalmasın. O kütüphane zaten hala üstünde evet, şeyler var. Evet, tapular da gitti ve o kitaplar da, kıymetli kitaplar da gitti. Sırpça var. Ama o Kiril alfabesi artık yok. Millet okullarına gitmişler dönemle birlikte. Ve o, Latin harflerini zaten dedem Fransızca bildiği için Latin harflerine hakim. Orada okuma yazma yani okur yazardılar Latin harflerinden, gazete okurlardı, kitap okurlardı filan ama evdeki kitaplar tabii hep eski Türkçeydi. Benimkiler de sizin Sevda Linka kitabınızdan da çok iyi biliyorum o kısmı. Benimkiler de 2. Dünya Savaşı'nda gelmişler. Anneannem bir kelime Türkçe bilmiyor. Ya. Ve kendi aralarında ya işte Makedonca ya Arnavutça tabii, yani o dilde tabii, konuşuyorlar. Tabii. Boş yani hepsi de zaten pek çok dil birbirine yakın olduğu için biliyorsunuz anlıyorlar yani Rusça'yı bile anlıyordu anneannem. Ama çocuklarını öğretmemişler. Neden? Çünkü direkt böyle anneanneme madam falan diyorlarmış ve çocukların şey olmasını istiyor, aynen, entegre olmasını aynen. istiyor. Bizim evde de öyle. Aksanlı bir Türkçe konuşurlardı ve çocuklarına ben İstanbul'da büyümediğim için yani Ankaralı olduğum için kışları öğrenemedim. Kuzenlerim çat pat bilir Boşnakçayı ama dedem İki oğluna, babama ve amcama demiş ki, oğlum ben başka yerde doğdum, bir vatanda doğdum, başka bir vatanda ölüyorum. Sen demiş, siz vatanınıza sahip çıkın, o kadar çok sevin ki onu kağıt üstünde falan da vermeyin sakın. Çünkü Bosna'yı biliyorsun, kağıt üstünde kaybettik biz, bir kurşun bile atmadan çok yeri öyle kaybettik. Ama bir kısmını savaşarak, Bosna maalesef savaş dahi yok. Yani alınıyor elimizden çünkü artık bitmişiz Osmanlılar olarak. Tabii bunu söyledikten çok sonra acı da geçen çok gün senin bu ilgini çekecek. Şimdi ya Sözcü'de ya Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum ben bunu.
başka bir yerde okumuş olamam. Çünkü o iki gazeteyi alıyorum. Ya da eklerinde bir tarihçi, Cumhuriyet tarihçisi şunu yazıyordu. Türk kadınları bütün haklarını Cumhuriyet'le aldılar. Daha önce hiçbir hakları yoktu. Bak bu da doğru değil. Çünkü Türk kadınlarının yani herkesi kendi değerini vererek yerine koymak lazım. Bu kadar değersiz bir imparatorluk olsa 600 sene sürmezdi. Çok bir matah olsaydı bu şekilde batmazdı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda her imparatorluk gibi iyi ve kötü tarafları var ama kadınlara haklarını vermeye Osmanlı İmparatorluğu öyle başlıyor. Özellikle 2. Tanzimat döneminden itibaren evet, 1850'lerden. Bu iki tarihi çok iyi biliyorum çünkü benim doğum tarihim 1941. Tam 100 sene önce 1841'de kadına kadı önünde evlenme hakkı veriyor. Yani bir kadı önünde, hukuk adamı önünde evleniyorsun. Yoksa daha önce İmam. Bir tane imam geliyor, duasını okuyor. Sonra koca sana bir boş kağıt yolladı mı, haydi babanın evine. Aslında yani diyeceksin ki bir sürü karar alma hakları var. Niye yollasın? Ama boğaz beslemek de kolay değil. Yani herkes zengin, varlıklı konaklarda oturmuyor. Her Müslüman erkek. Bir gönlü çekiyor, başka bir kadın alıyor, evdekini yolluyor babasının evine. Yani bu bitiyor. Bunu Osmanlı bitiriyor. Bir kadı karşısında boşandığı takdirde, evine gittiği takdirde vereceği tazminat, oturtacağı ev hepsi orada yazılıyor. Onların Arapça isimleri var. Ben şimdi çıkarıp dilim dönmüyor pek Arapçaya, söyleyemeyeceğim sana ama onlar imzalanıyor falan ve kadın bu şekilde evlenmeye başlıyor. Miras hakkı 1856'da hiç mirastan hakkı yokken bugünkü sarıklı ve cübbeli vatandaşların istediği gibi mirastan pay veriyor onlara. Yani yarısını değil ama üçte bir bir hak veriyor. Bu da Osmanlı zamanında oluyor. Sonra hemşire okulları açılıyor o sırada. Okullu olmaları Abdülmecit zamanında. Abdülmecit'in aynı gün ama ayrı eşlerinden doğan bir kızı bir oğlu var. Tesadüf bu ya. O biraz çapkın bir padişahımız. Ya, aralarındaki en yakışıklısı evet, o zaten. Yakışıklı ama biraz hanımlara fazla düşkün. O iki çocuğunu birden alıyor, kızını ve oğlunu mektebe götürüyor ve hocaya teslim ediyor. Bunları eğitin hocam diye. Geçen salı günü okulun önündeydim. Çünkü aynı hikayeyi anlatıyorduk. İtaat ve teraki tarihi anlatırken. Yani nasıl bir şeyse direkt böyle hem kız hem erkek orada. Hı hı. Bir kadın ismi verildi şu anda o okula. Eminönü'nde. Tam İran başkonsolosluğunu geçince soldaki okul. Anladım. O okula götürmüş. Anladım. Ama işte evet yani. Evet şey koymuşlar ya, eylem yapmış kadınlar çalışabilmek için. Bütün erkeklerin savaşa gittiği işte Balkan Savaşı, Yunan Savaşı. Her yerde savaşıyorlar. Trablusgarp'ta her cephede erkek kalmayınca evde çalışmak istemişler. Paraları yok kadınların İstanbul'da. Bir ilan çıkıyor gazetede. Kadınlara hanım memur alınacak diye postaneye. Sirkeci'deki o güzel postane vardır ya. Şimdi müze olan. Çok evet, çok güzel bir binadır o. Bizimkiler de başvurmak istiyorlar. Sadece gayrimüslim hanımlara, Müslüman kadınlara yasak çalışmak. Onun üzerine işte daha önceden, öncesi var tabii bu kadın hareketlerinin. Yani bu kadınların okullu olmasıyla sonra ilkokul mecburi hale getiriliyor. Getiriliyor da ne oluyor? Şimdi de mecburi halde. Sadece halde yani, falan yani gibi kadınlar gidebiliyor. Kalmış. Ama yani iyi niyet orada. Söylemek istediğim o. Ortaokul açılıyor. Öğretmen okulu açılıyor. Bütün bunlar Osmanlı zamanında kadın öğretmen yetiştirme okulu açılıyor. Şimdi bunları yapan bir imparatorla bütün haklar ilk defa verildi. Hayır, haklar verildi ama takip edilmedi. Bizim ayıbımız da Cumhuriyet'te zaten budur. Biz de Atatürk'ün bize vermiş olduğu bütün hakları takip etmedik. Eğitimi takip etmeliydik en azından. Yani hesap sormalıydık. Niye kız çocuklarını eğitmiyorsun diye. Çünkü çok hiçbirimizin boyutlu. Evinde çalışan yardımcılarımız okur yazar diye çoğumuzun evinde. Anlatabiliyor muyum? Onlar benim çocuklarım yaşında, hatta torunlarım yaşında. Çocuklar okur yazar değiller. Bu benim ayıbımdır.
ülkenin bütününe bakacak olursak hep böyle İran olacağız bilmem ne falan filan. İran'daki durum ortada ama okuma yazma oranları da ortada. İran'daki kadınların %90 üstü orada okuma yazma biliyorlar. Orada sokaktaki her bir adam bütün şiirlerini biliyor İranlıların. Değil mi? Bütün yazarların Mevlana'yı, adlarını biliyor. Hepsini. Şimdi gelirken size mi gösterdim? Ya yani yolda konuştuk galiba. Sıpa'yı koyun yavrusu zanneden üniversite öğrencisi çocuklar vardı. Ya yani okumuyorlar, ilgilenmiyorlar. Asıl şu var, okullardan tarih coğrafya kaldırılmış. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ben bilmiyordum bunu, bilmiyordum. Evet, ben biliyorum. Ben biliyorum, şöyle bir nasıl şey de tarih, biliyorum. Nasıl tarih coğrafya yani şeyden şimdi, mi o? Benden müfredattan çıkartıyor, gerek yok tarihi bilmesine. Yahut da kendi yazdığı tarihi okutacak belki, bilemiyorum yani ne oldu. Ama bir genç çocuk ortaokulu bitirmişti, liseye başlamak üzereydi. Benden bir kitap istedi benim kütüphanemden. Ben de sordum nasıl bir roman, nasıl bir sizin yazdıklarınızdan olsun dedi. Nasıl seviyorsun dedim. Ya ne demek o dedi. Yani tarihi roman mı, aşk romanı mı, polisiye mi? Yani türleri vardır romanların ya. Ben ilk defa okuyacağım dedi. Şimdi ortayı bitirmiş, liseye başlayacak. Ben de dedim ki yani daha önce hiç okumamış. O zaman dedim ben sana vedayı vereyim. Hem de yakınımda oturduğu için benim annemi tanımıştı. Annem de biz yaşlılar hep böyle geçmişleri konuşuruz filan. Yakın zamanı unuttuğumuz için laf aramızda geçmiş kalır. İşte onlara anlatmış konaktı, nasıl büyüdü, ne yaptı filan. Onun da büyüdüğü ev hoşuna gidebilir dedim. Hem de işgal altındaki İstanbul'u anlatıyor dedim. Yani gör bak ne acılar çekmiş insanlar, ne işgali dedim. Dedim ya hani işgal, hani İngilizler geldi bir İstanbul'a, yani hiç haberi, peki kızım merak etmedim mesela Maraş niye Kahramanmaraş? Mesela Urfa niye Şanlıurfa? Gazi, Antep niçin Gazi? Hiç yani merak etmedin mi? Etmemiş. Üstelik de dedesinin köyü, o Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz yerlerde, Afyon, Karahisar, oralarda bir yerlerde yani iç Anadolu'nun hani büyük zaferi kazandığımız yerlerde. Ya bu çocuklara, bu kızlara kızmıyorsunuz ama yok sistem dedi, şey. Ben sayısal okudum ama sayısalı mayısalı yok. Her taraftan kalkmış coğrafya tarih. Şimdi milli kendi yakın geçmişini bilmeyen bir insan olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ya zaten yani, hani geçmişi bilmek demek. Padişahları sev sevme, kralları sev sevme, her memleketin iyi kralı, kötü kralı, iyi padişahı, kötü padişahı vardır. Her memleketin iyi şeyhi, kötü şeyhi vardır ama bunları bir bilgi olarak da bilirsin. Bilmen gerekir yani. Yoksa kimliğini nasıl oturtacaksın sen? Ya ben gerçekten çok şaşırdım buna. Ama bir taraftan da şaşırmadım. Çünkü eğitimli olmak demek aslında belli bir kişiye oy vermek, bir belli kişiye oy vermemek demek. Bunu da zaten daha önceki bir bakanımız bir ses kaydında belirtmişti. Evet. Bunu ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Şimdi bir yere kadar şeyi anlayabiliyorum ya, okuma zorluğunu. Çünkü bu elimizdeki aletlerle, yani benim bir sürü torunum var, 8 tane torunum var. Hayatlarının çoğu telefonla, yazışmalarla geçiyor. Yani edebiyat eski edebiyat olmayacak. Kağıt hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Onu da anlıyorum çünkü yani kağıtları ağaçlardan yapıyoruz zaten, kuraklığa doğru gidiyoruz. Yani dünyanın sonuna yaklaşmaktayken kitap diye tutturmanın, yani elektronik de okusalar ben razıyım ama bilgi, kültür hiç olmazsa eskiden Türkiye'de liseyi bitiren her çocuk kültürlü olarak başlardı hayata. Çünkü çok iyi eğitilirlerdi lisede. Bütün devlet liselerinde. Üniversite gibiymiş zaten. Üniversite, ya bugünkü üniversite bitirenlerin orta mektep bilgisi yoktur. İnan bana, yoktur. Çünkü ne edebiyat okuyorlar, ne tarih okuyorlar, ne coğrafya okuyorlar, ne okuyorlar bilmiyorum ben. Bunu mesela Ursula K. Le Guin vardır ya, o da yani dünyada Amerika için söylüyor. Kendisi Amerikalı olduğu için ama diyor ki 1850-1950
Bu yüzyıl okuma yüzyılıydı. Çünkü insanlar bir Charles Dickens falan okuyunca herkes okuduğu için nasıl dizileri paylaşıyorlar, şunu izledim, bunu izledim mi? Ve hayatın bir parçası, sosyal hayatın da parçası. Ama günümüzde öyle bir şey yok, dünyada da pek yok. Herkes dediğiniz gibi onlar bir ekranlardan bir şey okuyor, bir şey izliyor. Bir tembellik de var tabii ki. Ama ben hani hiçbir zaman pesimist değilim. Dediğiniz gibi belki de kağıt olmaz ama o başka bir şeye evrilir. Bambaşka evet. formlar çıkar. Evet, şimdi ama... Chat GPT mesela çıktı biliyorsunuz. Ve diyorlar ki New York Times'a makale okudum. İşte köşe yazarlığının miadı doldu mu? Çünkü yani birkaç tane başlık punch'in ediyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki Bosna Savaşı, aşk tık 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 size bir kitap yazıyor. Düşünsenize yani bu bir artificial intelligence. Tabii bir şeyi kaybederken yerine de başka bir şey koyuyoruz. Ben hiç unutmuyorum seneler önce Penn Uluslararası yazar toplantısının Macaristan'daki bir şeyine gitmiştim. Zeynep'in işi vardı oralın, onun başkanı olan. Onun yerine ben gittim ve işte bütün çağımızın sorunları mıydı neydi konu şimdi hatırlamıyorum ama bütün konuşmacılar çok hayıflanıyorlardı. Edebiyat, kalem, pen, çünkü kalem demek yani penin işi bitiyor kalemin. Kalemle ben de bilmeden başka bir yaklaşımla gitmişim. Ben de dedim ki buna üzülmeyin, onun yerine başka bir şey geliyor. Öyle bir şey geliyor ki bilgi birkaç saniye içinde bütün dünyayı dolaşıyor. Ne bileyim ben, bizde bir Gezi Parkı olayı oldu. Dünyanın bütün gençleri bundan, bu aletler sayesinde haberdar oldu ve buraya katkıda bulundular. Geldiler burada, oyunlar oynadılar, Taksim Meydanı'nda danslar yaptılar, müzikler yaptılar. Bütün dünyayı 3 dakika içinde birleştirdi bu. Bu da çok önemli bir şey. Bilginin bu kadar hızlı bütün dünyayı dolaşabilmesi. O zaman birbirimize dokunabiliyoruz. O zaman sınırlar da kalkıyor. Yani depremde olduğu gibi mesela her taraftan insan aktı buraya yardım etmek için. Şimdi bir şey kaybederken yerine başka, yani çağ değişiyor hakikaten. Ona benim yaşımdakiler zor ayak uyduruyor, uyum sağlıyor. Ama sizler bak gençsiniz canım. Öyle değiliz de şimdi ben size dönüp şunu merak ediyorum. Hani ben sizi gözlemlediğim kadarıyla gayet de uyum sağlıyorsunuz ama, değil mi? Yani sonuçta siz bilgisayarda yazı yazıyorsunuz. Bilgisayarda yazıyorum ama mesela ben iPad sosyal medyayı kullanmıyorum. Sosyal medyayı kullansam kendime yazar olarak daha çok hayrım dokunabilir. Ama hakikaten başkalarının ne yaptığından o kadar alakadar değilim ki. Bir de private bir insanım ben. Yani özelimi her dakika orada göstermek, yediğim yemeği, giydiğim elbiseyi, gittiğim sinemayı her dakika onu sevmiyorum. Hatta yayıncımdan bana şey bile geldi yani, Ayşe Hanım birazcık sosyal medyayı kullanın. İşte ara sıra konuşmalarımı, şunu bunu filan böyle şeye, Instagram'a koyan bir yardımcım var, bir asistanım var orada. Peki haberi gazeteden mi alıyorsunuz hala, yoksa hani o Twitter'dan vesaire şey almıyor şimdi, musunuz haber? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ni ne olursa olsun alıyorum. O benim ilk gördüğüm, hep gördüğüm. Yönetim değişsin, yönetimdekileri seveyim, sevmeyeyim hiç fark etmiyor benim için ama o Cumhuriyet Gazetesi'ni mutlaka alıyorum. Sözcüğü ara sıra alıyorum. Ama Cumhuriyet'i devam alıyorum. Ana akım gazeteleri almıyorum. Onların ne diyeceklerini zaten televizyonu açtığınız an her dakika karşınızda biri konuşuyor. Onun dışında onu şimdi yani gerek duymuyorum. Bir de yazılı okumayı onları. Evet. Peki şeye zamanınız kalıyor mu? Mesela gidip bir kitapçıda gezip bu ilginçmiş deyip alıp mesela hiç duymadığınız bir yazarı okuyayım diyor musunuz? Yoksa sürekli onu, bir yazı... Onu evet diyorum. Zaten yayın evim de bana epi yolluyor. Barbaros da o Berlin'de yaşıyor şimdi benim agentim. O da bana genellikle ilgisini çeken genç yazarları bildirir. Ama kitapçılarda da dolaştığım için yaparım bunu. Özellikle İngiltere'ye gittiğim zamanlar epidir gitmedim. Yani pandemiden beri ben yurt dışına çıkmadım diyebilirim.
Önümüzdeki ay bir Almanya seyahatim olacak. Bir, böyle bir turne gibi bir şey yapacağım. Onun dışında İngiltere'de çok kitap taşırdım. Ben de bavul bavul evet, ya. Bir de oradaki taşırdım. O ikinci kitapçıları da çok seviyorum. Diyor ki niye bunları alıyorsun? Gir şeyini oku. Aynı şey olmuyor ama değil benim mi? İçin o. Evet. Alt çiziyor musunuz? Tabii. Ha. Çiziyorum, kıvırıyorum. Yani benim kitaplarım böyle hiç muntazam güzel kitaplar değildir. Onların içine girerim çünkü. Çizgiler yaparım, altlarını çizerim, notlar alırım filan. Sonra kütüphanenize mi yerleştiriyorsunuz yoksa? Tabii kütüphaneme yoksa... yerleştiriyorum ama artık yani her tarafta kitap. Hatta kitaplardan masalar filan var evde. Onları da bir... hoş bir şey oldu. Benim ilkokulu bitirdiğim TED, Türk Eğitim Derneği. Ondan pek çok var ama TED'den galiba iki tane var. Bir Ankara'da, bir İstanbul'da orijinal olarak. Yani belki bir de Talas'ta vardır, bilemiyorum. Onlar bana kendi okullarında bir köşe açtılar. Ha, bütün bu şeyimi, kütüphanem, yazdıklarım, ödüllerim, işte bütün dergilerde çıkan, benim hakkımda çıkan, benim için üzerime yazılmış tezler falan hepsi orada çok var. Olacak yani, daha var demeyeyim ama anlaştık, imzaladık. Şimdi orada hazırlanma aşamasında. Hatta önümüzdeki haftalarda gelecek Mimar Hanım'la bakacağız hangi okullarımın bana hediye ettikleri, kendi yaptıkları küçük şeyler var, armağanlar var. Onlar da sergilensin istiyorum. Her birini sergileyecek yer yok çünkü koskocaman bir müzede değilim yani, kütüphanenin anlamlı büyüklükte bir köşesini kapsayacağım. Ama mesela Veda kitabında, Veda benim için değerli bir kitaptır. Çünkü gerçekten Osmanlı'nın son yıllarını ve Kurtuluş Savaşı'nın hazırlanışını anlatır. Orada anneannemin çaldığı sazı, evden başka parçalar, o konakta yaşayan insanların yapmış olduğu resimler, objeler de konacak. Böyle bir müzemsi bir kütüphane hazırlıyorlar. Oraya vereceğim inşallah onları. Ya benim en büyük hayallerimden bir tanesi, ya ben müze çok severim. Ya hatta yani gerçekten böyle müze kurduğum diyebilirim. Nereye gitsem böyle bütün günümü müzede geçirebilirim. Keşke bizde bir yazar müzesi olsa diye hep hayal. Bir şehir müzesi, mesela İstanbul Tarihi Müzesi, bir de yazar müzesi. Yazık yani, daha çok yakın bir tarihte vefat etti. Bir sahaf vardı hepimizin tanıdığı, Sıtkı Hoca, emekli öğretmen. Onda mesela yüzlerce imzalı, işte epigraflı vesaire kitap. Yani işte Orhan Veli'den tutun Yahya Kemal'e kadar. Yani geniş bir spektrumda. Adamcağız vefat etti. Kitaplar da orada duruyor. En son gittiğim işte Aslan Pasajı'nda şey dediler. Hani dükkan kilitli duruyor. Şimdi bu bir tane öğretmenin bir tane koleksiyonu ama hepimizde ne koleksiyonlar var? Şeye git, Aydın'a git. Vakit bul, Aydın'a git. Aydın çok iyi işler yapmış. Ben yeni döndüm Aydın'dan. Öyle bir müze var orada, biliyor musun? Şöyle küçük bir müze. Ama her yazarın imzalı bir kitabını koymuş, onu çekiyorsun, görüyorsun, büyüterek de bakıyorsun büyüteçle imzasına ve yazdıklarına filan. Hiç beklemiyordum yani, o kadar güzel bir müzeydi ki anlatamam. Ne kadar güzel evet. İşte böyle şeyler. Evet. Müzecilik konusunda zaten çok gelişiyoruz artık. Güzel yani, belediyelerde. Eskişehir'de de şeyin müzesi var, Ataoğlu'nun. Behramoğlu'nun onu, o eski evlerden birini onun müzesi haline getirmişler. Öyle bir şeye çok yalanarak baktım. Ondan sonra İstanbul'da ama benim de küçük köşem bir... olacak neticede. Ondan sonra var böyle şey, Eskişehir'de çok müze var. Bu tür müzeler var. Eski telefonların müzesi var mesela. Yani çok başkanlarla çok ilintili bu iş. Tabii. Yani işte yani mesela Eskişehir zaten belediye başkanı bu işleri yapıyor. Ya Büyükerşen Hoca benim Türkiye'de en hayran olduğum insanlardan bir tanesi. Evet. En sevdiğim insanlardan bir tanesi. Çok, evet. Ya bir insanın ne kadar şey, yani her şey, ufkunu değiştirebildiğini görüyorsunuz. Şimdi de yani dört bir tarafta Türkiye'nin gerçekten çok kıymetli Aydın'da belediyeler var. Aydın'da bir de şey gördüm. Benim kafam matematiği hiç basmaz. Benim de yani öyle. Hiçbir zaman anlayamadım ben matematiği. Yani matematik hayatımdan çıktığı zaman 4 yıl okudum ben kolejin lisesinde. 2 sene sonra
seçiyordunuz. Tabii edebiyata geçince kurtuluyordunuz. Ben birdenbire çok parlak bir öğrenci oldum matematik hayatımdan çıkınca. Fakat o Aydın'da dolaştırdılar beni. Bir tane matematik bahçesi yapmışlar. Pelin. Böyle ne bileyim her türlü bir çocuk bahçesinde kaydıraklar, salıncaklar, ne dönme dolaplar, ne varsa hepsi var. Ama hepsinin bir matematiksel açıklaması var. Mesela üçgen iki tane falan. Yan yana kaydırak. Hmm. Mesela bana diyorlar ki bir tanesi dümdüz iniyor, bir tanesi hafif meyilli iniyor. Bana dediler ki Ayşe Hanım hangisi daha hızlı iner? Tabii bakınca dümdüz ineni dedim ben. Halbuki tam tersiymiş. Çünkü yanına götürüyorlar. Yandan bakıyorsun. Meyilli olan daha çabuk indiriyor. Düz olan, yani bir açıklaması var. Geometrisel bir açıklaması var en azından. Derken salıncağa gidiyorsun. Onun bir açıklaması var. Sonra da bir kapalı alanda görsel olarak onlarla oynayıp anlıyorsun. Dedim ki ya benim çocukluğumda böyle bir bahçe olaydı. Ben buraya gideydim. Acaba ben matematikten çakar mıydım? Belki de bir şeyler keşfederdim. Ya bu sizin kapasiteniz ya da benimki değil. Özellikle mesela ben böyle bir makale okumuştum kız çocuklarına. Ya sanki böyle şey var. Hani bunu senin kafan basmaz ya da hani bu sana göre değil. Zaten çok küçüklükten bu işleniyor pek çok. Yok. Ben aynı sizin hayatınızda ben de 8 tane torun var unutma. Şimdi o çocukların bazıları tamamen yazıya, acting'e, bu gibi şeylere dönük. Bazıları mesela aralarında astrofizik okuyan ve birincilikle bitiren, master yapan bir kız var. Mühendis olan bir kız var. Yani demek ki benim torunum bunlar. Benim gibi olan da var. Yani başka yönleri güçlü. Ama çok iyi matematik bilgilerini, astrofizik ne demek ya? Bakıyorum içinden tamamen çıkamıyorum. Tamamen matematik. Hiç ama müthiş bir kafa. Yani onun için ben ona inanmıyorum. O genlerinde geliyor seninle enformasyon olarak. Şöyle ben genel olarak tabii ki genler çok önemli insanın temayülleri ve yetenekleri açısından. Yani yetenek yoksa yok, kafa basmıyorsa basmıyor o konu. Ama yani matematik de learnable bir skill. Yani hani benim matematiğim kötü olması ben... Piyanoya meraklıydım. 5 yaşından beri piyano okudum. Ondan sonra işte tiyatroya meraklıydım. Yazıya meraklıydım. Şiir yazdım. İlk şiirimi 6 yaşında yazdım. İşte benim torun gibi. Tiyatro, acting, şiir, yazı. Onlar her zaman benim için çok daha heyecan vericiydi. Ama öbür taraftan korktuğum için biraz da Ben de korkardım hep. Halbuki babam mühendisti yani. Belki de onun için. Çünkü ben bir şey anlamadığım zaman kafası basmıyordu ben niye anlamıyorum. Ben de onu kızdırmayayım diye belki. Şey sormak istiyorum. Mesela siz yurt dışına gittiğinizde nasıl yerlere tatile gitmeyi seversiniz? Ne yaparsınız? Gidince benim gibi müzelere gider misiniz? Kafede oturup bütün gün keyif mi yaparsınız? Yok, kafede oturup bütün gün keyif yapmam. Bir kere ben 10 yılı aşkın Resim Heykel Müzeleri Derneği'nin yönetim kurulundaydım. Onun için her yurt dışına çıktığımda mutlaka vazife olarak bir kere istemezsem vaktim olmasa bile vakit bulup modern müzeleri gezmeye giderdim ki yani biz de orada modern resim sergileri açıyoruz her yaz başı biliyorsun belki. Oraya dünyayı takip ederek ne yapıyorlar bizimkiler nerede yani o bilgileri edinebilmek için bir kere müze senin gibi ben çok gezerdim. İngiltere'de oturduğumuz zaman hatta müzesinde, British Museum'da saat başı turlar yapılırdı. O turlara yazılırdık ve yetişirdik Engin'den. Çünkü o zaman seni bilgilendirerek gezdiriyor. Yani o salonu o gün, öbür salonu öbür gün falan bunları çok yaptık. Bir de her modern müzeye ve her modern sergiye gitmeyi vazife edinmiştim. Çünkü bir bilgiyle döneceğim kendi şeyimi, yani görevimi anlatabiliyor muyum? Müze çok gezerdim. Ben shopping sevmem. Alışverişe çok düşkün biri değilim. Biliyorsun marka da kullanmıyorum prensip olarak. Yani bir şey olarak söylüyorum. Yani o markaya vereceğim parayı başka işlere kullanabilirim diye düşündüğüm için. Onun için shopping pek benim gündemimde yoktur.
Zaten tapon şıkım gördüğün gibi. Yani üstümdeki her şey paralığına kadar giyinmelidir. Savaş çocuğu olarak büyüdüğüm için midir nedir? Yahut da tarz olarak öyleyim ben, yani genlerimden gelme bir şey. Tabii genlerimden gelme bir şey. Çünkü benim ailemin her iki kolu da, biri Bosna'dan, biri de Çerkes aile, oralardan savaş sonucu sökülerek atılmış aileler. Onun için içinde hep böyle saklamak bir gün lazım olur. Bu bir enformasyon senin şey genlerine yerleşmiş. Ondan da olabilir diye hiçbir şeyimi atamam filan. Sinemaya giderim. Operaya giderdik, çok korkunç pahalı şimdi. Yani opera herhalde İngiltere'de gidilir gibi değil artık. Bir de zaten pound'u dönüştürünce zaten insanı afakanlar basıyor, zaten değil mi? Zaten vizeler bitti, almak da zorlaştı. Ne yaparım? Evet, parkları... Ben İngiltere'de uzun yıllar oturdum. İki çocuğum da orada doğdu. Oranın parkları da çok güzeldir. Çok güzeldir. Evet, yani Hyde Park bir zaman falan, evet, çocukları... İkisini birden aynı arabaya atıp Hyde Park'ta çok çok dolaşırdım. Onu hala yaparız her gittiğimizde. Ne yaparız başka? Film mesela, nasıl filmler seyretmeyi seviyorsunuz? Öyle bir özellikle sinemaya... Ben mesela şeyden, pandemiden beri doğru düz sinemaya ben gitmiyorum. Çok özledim. Pandemiden beri hatta bir şey söyleyeyim mi? Hiç gitmedim. Tiyatroda yeni yeni giriyor hayatıma. En son Nazan Kesal'ın... İranlı şair var. Firuz. Müthiş oynuyor. Vakit bul ve git. Evet, ki onunla ilgili makale yazdım, Firuz ile ilgili. Çok da merak ediyorum. Ben mezarını ziyaret ettim onu. Sana resmini göstereyim sonra. Çok acıklı bir hikaye hakikaten. Çok yani. Bir genç kadının işte... Boşanmayı erkek seçmesi. Egemen, evet, çocuklarını göstermeme, çocuğunu, aynı şeyleri aşağı yukarı benim de hayatımdan geçtiği için. Onu mutlaka görmeni tavsiye ediyorum. Harika oynuyor. Harika oynuyor. Ya ben işte bu mesela sanki pandemi öncesi ve sonrası ben çok daha fazla sinemaya giderdim ve gerçekten bir sinefildim. Sinemaya hiç gitmedim biliyor musun? Hiç gitmedim pandemiden beri. Engin de biraz tedirgin bu konuda. Çünkü ikimiz de özellikle bu kışın başında korkunç hastalandık. Ambulanslarla kaldırıldık. O kadar acillere kaldırıldık. İşte bu şey ilerlemiş, değişmiş virüsleri kaptık. Onun için korkuyoruz doğrusu sinemaya gitmeye. Zaten benim imza günlerim yeniden başladı kendine göre. O yetiyor. Ben mikrobu kapıp eve taşıyorum. Sonra vicdan azabından ölüyorum. Çünkü o benden de yaşlı. Ama evde peki film izliyor musunuz? Hı? Evde film izliyor musunuz? Evde film izliyoruz ama şeyde, televizyonda. Ekranda. Evet. Dizi? Netflix'e falan giriyor. Şeye bayılıyorum, Kızılcık Şerbeti'ne. Seyretmiyor musun? Ya ben evde televizyonu bağlamadım. Bağlamam da gerekiyor çünkü şey diye düşünüyorum. Yani oğlum saat 4'te alıyorum kreşten. Daha 4,5 yaşında. Ondan sonra şeye gidiyorum. Tabii, yani 7,5-8'de yatıyoruz. Son bir saat falan hayır, kitap bir okuyoruz. Hayır, bir de televizyon varsa çocuk yapışıyor televizyona. İşte yapışır yani. Diye. Dolayısıyla yani ben kendim için de şimdi onu uyuttuktan sonra bende de bir iki saatim kalıyor. Böyle verimli bir şekilde okuyabileceğim, yazabileceğim. Hı hı. Yani o süreyi de doğru. Çünkü olduğu anda çok kolay. Ben yani evet, bir evet. Filme kaptırırım kendimi 3 evet. Saat. Bir de zamani filmleri de bir sürüsü o kadar uzun ki. Yani çok, niye bu kadar uzun korkunç. Yapıyorlar bilmiyorum. Evet, evet. O bekliyorum bitsin. Bittikten sonra kurtulacağım. Çünkü o olduğu zaman seyretmek mecburiyetle hissediyorum kendimi. Ne oldu diye merak ederek çok çok iyi bir sosyolojik yönünü yakalamış Türkiye'nin aslında. Akıllı bir dizi. Tabii o varken çalışamıyorsun. Aynı anda mal kadınlar için şey derler ya, çok multitasking yani yemek karıştırırken bir taraftan telefon, bir taraftan çok doğru bir sürü çünkü şey. Ben de çoğu zaman mutfakta yazıyorum. Yazmazsam mutfakta yemek yanıyor. Hiç olmazsa kokusundan anlıyorum ki bu yemek yanmak üzere, gidip altını kısıyorum. Sizin bir spesiyeliniz var mı? Yani şu yemeği ben çok iyi yaparım dediğiniz. Vallahi var iyi yaptığım yemekler. Bir kere meren çok iyi yapıyorum. Gerçekten meze, mi? Evet. Of. Çok kolay çünkü. O kadar o kolay şeydi, ki. Hiç ben yemek yapmayı bilmiyorum. Çok yapıyorum. Bütün yemek yani tencere yemeklerini iyi yapıyorum. Yani fasulye, mercimek, işte pilav, makarna zaten çok kolay.
bazı balıkları, yani açlığım var ama bu kadar çok çocuklu, torunlu bir insanın yemek yapmaması bir garip olurdu yani. Ama siz bence istemez. Hani tadı, tuzu olmuş mu falan diye tadıp bırakıyorsunuz herhalde görüntüden. Hiç yani sanki onları tencere yemekler buradan gitmiyor. Bütün torunlar ve çocuklar yiyor. Şimdi çok kalabalık olunca tencereyi mi yapmaya mecbursun? Ya başka türlü doyuramıyorsun zaten. Ama herkes yurt dışında değil mi? Herkes toplanıyor mu sizde? Nasıl? Yazları toplanıyor. Kışın herkes yurt dışında dağınık. Bir tek Kerim burada oturuyor ama kızı onun da dışarıda. Ama yaz geldiği zaman muhakkak hiç olmazsa bir en az 10 gün bir araya geliniyor bütün aile bir arada. O zaman tabii çok hoş oluyor. En küçük oğlan çocuklarıyla beraber bizde geçirir yazını. Öbürlerinin evleri yakındır. Yani Ege bölgesinde, ben Urla'da, işte bir tanesi Alaçatı'da, öbürü başka bir yerde falan. Onlar o zaman toplanıyoruz tabii. Pazar günleri genellikle öğlen, plajlar falan kalabalık oluyor diye geliyorlar bana. O zaman hep böyle tencere yemekleri çıkıyor. Başka türlü doyuramazsın. Bir şey son olarak sormak istiyorum ya. Hobi olarak genellikle yazarlarla konuşunca daha böyle hani sanki o edebiyatını besleyen bir taşla iki kuş mantalitesiyle ben şunu okuyayım ondan sonra belki bunu ya da ben bunu izleyeyim romanda kullanırım ya da sanatımda kullanırım gibi bir şey var. Ama mesela çok alakasız bir yaptığınız şey var mı? Mesela ben skydiving yapmak istiyorum ya da paraşütle atlamak istiyorum falan gibi. Paraşütle şey yaptım. Nedir o kocaman takıyorsun uçuyorsan? Paragliding. Paragliding yaptınız mı? Yaptım. Ay süper. Evet ama nasıl yaptım? Köprüyü yazdım ya ben. Hmm. Yazıcıoğlu malum. Çok spora düşkün bir valiydi, Allah rahmet eylesin. Bizi davet etti Engin'den kitap basıldıktan sonra. Gittik. Hemen otele gidin, spor ayakkabılarınızı giyin. Zaten üstümde blue jean vardı ikimizin de. Spor ayakkabıları giydik, bindik arabaya. Vali dağ meydanda yok, tırmandık bir dağa. Dağda bizi bekliyor. İki tane koskocaman, yani onların kanatları bu odaya sığmayabilir. Kocaman bir şey onlar. Ben de bir kere yaptım, gerçekten çok. İçine giriyorsunuz böyle, buradan bağlıyorsunuz falan. Engin dedi ki benim başıma vali değil cumhurbaşkanı gelip tabanca dayasa ben yapmam dedi dedi. Ben de şimdi tek başıma kaldım, ayıp olacak, getirmiş adam oraya. Bir de yakından askerler getir, bizle beraber bince, yani tek başıma olmaz, iki kişi. İki kişilik zaten onlar. Ondan sonra ben ve bir işte er, ben önde. Er arkada oturuyorsun böyle arka arkaya, bayır aşağı koşuyorsun. Tarif ediyorlar ne yapacağını. O yerde kanatlar duruyor ama sen iplerle oturmuşsun böyle bir şeyin üstüne, ona bağlı. Koşuyorsun, iyice hızlanınca oturacaksın. Ben koştum, oturdum, erken oturmuşum. Adam benim üstümden, yani ben düşünce mecburen nasıl dursun tam arkamda, üstüme basarak geçti. Ben dedim ben herhalde burada kırıldım. Hani Mickey filmleri vardı böyle duvara yapışır, yatsı olursun. Beni kaldırdılar, hiçbir şey hissetmiyorum acı filan. Çünkü ilk anı o. Sonra bir daha baştan geldik. Gene bana dediler ki Ayşe Hanım iyice hızlanınca tamam gene koşmaya başladık. Ben önde arkada koştuk. Ben gene tamam artık diye oturdum. Gene erken oturduğum için artık bu sefer üstümden geçmesin diye zamanla ayaklarını beni tutmuş. Adamın ellerinde oturuyorum, bir salan attık. Pardon Ayşe Hanım. Havalandık, aşağıya baktım, uçuyoruz. Bu arada vali de tek başına. Çok rüzgarlı bir gün. Öyle böyle bir rüzgar yok. Kafalarımız böyle arka arkaya yakın, dediğini duymuyorum. Rüzgar öbür tarafa atıyor laflarını. Ondan sonra vali kayboldu gökyüzünde. Aşağıya... Biz epey dolandık ama müthiş bir şey. Çünkü uçakta gibi değilsin. Bütün doğayı hissediyorsunuz. Kuş gibisin. Ha. Yani her şey çok yakın ama şey, Engin'i görüyorum bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. Biz nereye gidiyorsak o tarafa koşuyor. En sonunda şimdi inişe geçeceğiz dedi. Siz dedi hiçbir şey yapmayın. Gene
ayağınız, ben şimdi korktum, benim incecik bacaklarım var, yere güm diye vuracağız, kıracağım ben bu bacakları diye. Neyse öyle olmadı, koştuk koştuk, neyse artık kimse üstümden falan geçmedi, durduk. Ama müthiş bir kalabalık toplanmış, walkie talkie'ler, telaş içinde herkes bir yerlere koşuyor. Vali kayıp, çünkü valiyi rüzgar dağın öbür tarafına atmış. İrtibat kuramıyorlar ve ötleri patladı. Çünkü tam o sırada da müthiş bir terör vardı o Güneydoğu'da. Herkesin elinde böyle askerler dağlara dönük falan böyle koruyorlardı bizi valiyle geçtiğimiz yerlerde. Çok korktuk hakikaten. Vali de kös kös geldi. Bulmuşlar sonunda onu. Nereden çıkmış o? O dağın öbür tarafına, o hafif, ufak tefek bir adamdı da, biz iki kişiyiz. Bir böyle sağlam bir er var benim arkamda. Onu rüzgar savurmuş. Dağın öbür tarafına o da inmiş mecburen bir yere. O da kendisi bulmaya çalışıyor şeyi. Yani ben buradayım demek, ama dağlarda kolay değil. Epi yürümüş. Ondan sonra irtibat kurabilmiş. Çok heyecanlı bir gündü ama ya, unutulmaz bir hadisedir o. Bak bunu yazayım. Evet, ben bunu galiba yazmadım. Peki o ekstrem sporlar arasında ilk ve son muydu bu? Ekstrem sporlar arasında yok, kayak yaptım epi. Bayağı yani iyi pistlerde, yurt dışında epi kayak yaptım, kar kayağı. Ondan sonra başka ne yapardık? Spor olarak at bindim. Çocuklarla beraber. O da ne güzel bir şeydir, evet, ya. At binmek çok hoş bir şey. İlk ata bindiğimde okulda öğrenciydik, kolejde. Bir arkadaşımızın abisine rastladık. Ankara'da tatil için gitmişiz. Bizi bir şey yapmak istiyor bizden, ama ne yapsa yani, bir çaya mı götürsün, kabul etmeyeceğiz falan. Değişik bir şey buldu. Yedek subaylığını yapıyormuş. Ata binmek ister misiniz kıza? Aa, istemez olur muyuz? Gelin dedi şu saatte, benim işte askerliğimi yaptığım yere, çünkü o atçılara ayrılmış. Ondan sonra gittik biz Emine ile. Evine Gedik yazıcı oldu eskiden adı. Çok çocukluk arkadaşım, hem de aynı sınıftayız. Çizmeler verdiler bize. Çorapla doldurdular, büyük geliyor bize çizmeler. Bindik atlara. Neyse düşe kalka bir eve geldim akşam ben. Şuralar annem ağrımıştır. Dedi ki sorma, sakın babana söyleme, seni de öldürür, beni de öldürür. Gidip böyle askerlerin ortasında ata bindiğim arkadaşın abisiyle falan. Ben bir şey söylemiyoruz. Babam eve geldi. Sitare, bu ev ahır kokuyor. Nereden çıkarıyorsun bu itini? Sonra at çocuklarla beraber, çocuklara bindirirken ben de bindimdi. Severim. Tenis oynamaya özendim. Ben çok sporcu bir tip değilim. Yani yüzmek, işte at, kayak. Aşağı yukarı bu kadar. Tenis de oynamak istedim. Çok şık kıyafetler aldım kendime. Bembeyaz. Tenis kıyafetleri. Maçka'da bir tenis kulübü vardı. Şimdi artık kapandı. Oraya gittik. Gene bir sınıf arkadaşımla ders alıyoruz. Ben bir gün en şık kıyafetimle gitmişim. Üstelik böyle Lacoste. İlk tek aldığım belki şeydir yani. Marka. Marka. Kaldırdım şey, servis atacağım. Servis atmak için elimi, gerisini hatırlamıyorum. Çünkü kenarından kafama vurmuşum. Yerde ben ve baygın. Resmen böyle şeyler çakar ya hani, şimşekler yerde. Bir uyandım, herkes başıma toplanmış. Ben o en şık kıyafetimle aptal gibi yerde yatıyorum. Kendi kendime vurmuş olarak. Ben dedim ki ben bundan vazgeçeyim. Rezil oldum yani. Of Allah'ım. Evet. Ya ben de sporla pek alakam yok. Aynı şekilde yüzme, yürüme. O kadar yani. Ha, yürümeyi çok yaparım. Evet. Gerçekten. Ama şeylerde, Urla'da oturduğumuz için biz birkaç sene öncesine kadar dağ bayır böyle trekking yapardık. Onu da severim yani. Tabii ki pandemiden sonra birazcık bu gezme ve yeni ülke keşfetme temayülümüz bitti. Hayat daha böyle içe kapanık bir şekilde döndü. Ama siz de bayağı bir gezmiş çok insansınız. Çok gezdim, evet. Allah'a şükür. Dünyanın aşağı yukarı her tarafını gördüm. Mesela Çin'e gittim birkaç kere. Hindistan'a gittim. Kanada'ya gittim. Amerika'nın sağını solunu, her bir tarafını gördüm. Seattle en sevdiğim yeridir. Hmm.
Çok hiç gitmedim tek ben hoşuma Seattle'a. Giden yer orası Seattle. Biraz bizim İstanbul'a benziyor böyle. Deniz kenarı, o beyaz vapurları falan iki yakası var. Kanada'ya gittim. Güney Amerika? Güney Amerika'ya çok istiyorum ama herhalde göremeden öleceğim. Çok çok isterdim gidebilmek. Güney Amerikalı da bir gelinim var üstelik. Meksikalı. Ben onun dışında 2 Kasım'da Meksika'ya gidiyorum. Sizi de alayım yanıma. Vallahi al, seve çok, seve gelirim. Orada 7 gün şey yapacağız. Hem Aztek, İnka, Toltek kültürü, hem müthiş bir edebiyat müthiş kültürü. Bir şey ya. Hem sineması, hem... Kim, nasıl bir topluluk mu götürüyor? Benim çok sevdiğim bir tarihçi arkadaşım var, Özlem Kumurlar diye. O zaten Mario Levy ile bu tür şeyler yapıyordu, kültürel Mario turizm. Mario yapar bu işleri tabii. Şimdi biz Meksika'ya gitmek istiyorum. Kuzenim de orada büyükelçi şu anda, Meksiko City'de. Gitmişken böyle fırsat, güzel... Fırsat, mutlaka yap, mutlaka yap. Bütün Avrupa'yı, Avrupa'da bilmediğim yer yok. Aşağı yukarı her tarafını gördüm. Kuzey ülkeleri... Almanya'yı geç gördüm. Ona çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Almanya ben yani yeşilliğini çok seviyorum. Çok 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 bayıldım Almanya'ya ve babam bana çok küçükken kendisi Almanofildir o. Yani amcamla beraber Almanya'da okudukları için herhalde severler Almanları çok. Almanca öğreneyim diye çok gayret etti ama ben mesela heba ettim o çabaları. Ve nedense yani daha çok böyle İngiltere'de yaşadım. İngiltere'de çocuklarım doğdu. Üniversiteye orada gittim. Bitiremedim başka. Paris, daha Orta Avrupa filan. İşte Fransa sahilleri. Almanya'yı bayağı geç yaşta keşfettim ve çok üzüldüm geç yaşta. Müthiş bir kültürü var. Çok, zaten müzik ve felsefe müzik, başta felsefe, olmak üzere. Edebiyat hakikaten müthiş bir kültürü var. Goethe'yi çok daha gençken okumak isterdim. Hakikaten çok üzüldüm o şeyi varken fırsat elimde. Benim de dünyada en sevdiğim şair Rilke diyebilirim. Evet. Ve her sene başlarken bu sene Almanca öğreneceğim diye başlıyorum. Ve her sene kendimi korkutup... Goethe 60 yaşından sonra Farsça öğrenmiş... Doğu Batı divanı. Doğu Batı divanını okuyabilmek için. Onun için geç kalmadın. Acaba diyorum ben de tekrar bir, çünkü başlangıcı var Almanca'nın bende. Denesem mi? Ama vakit yok. Hakikaten hiçbir çok şey yok. Sağda solda şu ara çok koşturuyorum. Çağrıldığım her yere gidiyorum. Eğer bana bir dönüşü varsa onun maddi, onu hemen hiç elimi sürmeden çağdaş yaşama bağışlıyorum. Zaman işte, kalmıyor. Zaman kalmıyor çünkü bir de elimde bir türlü bitmeyen kitabım var. Artık onu bu yaza kadar bitirmek ve kurtulmak istiyorum ondan. Çünkü hep kafamın bir yerinde duruyor. Şurada konuşurken bile evde onu mu yazıyoruz? Yani hep böyle suçluluk duygusu içinde, evet. Nedir onun konu başlığı? Konu başlığı, benim distopyamı okumuş muydun sen? Tutsak Güneşi. Aa. Ha işte onun daha ileri yıllarında artık dünyayı bitirmişiz de başka gezegenlere gidiş başlamış. Öyle bir konu. Ya son zaman bu hafta sonu 15 tane distopya kitabının arasından geçerken bakıyordum. Gerçekten çok sağlam distopyalar var. Çünkü realite distopyaya benzediği için evet, çok sanki evet, böyle... Evet, evet. Dünyayı tüketiyoruz. Farkında bile değiliz. Bu kadar çok harap etmek... Olan yeşilliği, bu kadar çok kirletmek denizleri, bu kadar çok karbon salınımı, yani şiddetle tüketiyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Bugün bu pantolonu giyiyorsun, seneye bunu bir parça şuradan kesiyorsun, onu giyiyorsun. Hadi bunu çöpe at, yenisini yap. Yani dünya artık bunu kaldıramıyor. Bu kadar çok israfı kaldıramıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her yaptığın şeyde bir bitkiye veya bir hayvana zarar veriyorsun, suya. Evet. Adalar var biliyorsunuz evet, şimdi Pasifik'te böyle çöp adaları. Çöp adaları, yani ne oluyoruz hiç düşünmüyoruz bunun sonu ne olacak ama sonunda işte benim kitabımda her şeysiz kalıyorlar. Mad Max. Evet, dünyayı kurtarmak için bir avuç insan kalıyor işte, herkes parası olan gitmiş başka gezegenlere. O bir avuç insanın
şeyini anlatıyorum yani çabasını. Mücadelesini. Mücadelesini filan. Öyle bir kitap. Mad Max demişken son olarak Dubai macerası merak ediyorum. Dubai'ye vizesiz inen bir Ayşe Kulin oğluma gidiyorum ve hakikaten vize gerekmiyormuş. Bir hafta önce filan başlatmışlar. Yani gidilebilirken, çünkü gene bir şey olmuş, araları bozulmuş çok iyiyken. Neyse ben nasıl o uçağa bindim bilemiyorum. Yani aradan vakit geçti, beni bindirenleri bulamazlar. Onun için ceza falan yok onlara, söyleyeyim. Ben sizi dedim, görünce herhalde orada büyülenip şey yaptılar. Ayşe Hanım nasıl yani olsa vizesi vardır. Ettim. Yani beni o karşılayacak orada rezil o falan diye. Neyse bindi. Hakikaten de öyle yani. Onun davetiyle gidiyorum. Az kalacağım zaten. 5 günlük bir seyahat. Peki ya buyurun dediler. Girdim, oturdum, indim. Bana bir şey yollamış. Annesi de çok itibar ediyor. Bir taksi var ya, araba şey, hava içi taksileri. Çok utanarak ona bindim. Herkes yürüyor. Ben böyle gidiyorum. Bu tarafa bakıyorum. Görmedim. Gittim. Geldim şeyin önüne. Pasaport bakan adamın önüne. Vizeniz nerede dedi. Ne vizesi dedim. Nasıl geldiniz siz buraya? Uçağa bindim. Yani nasıl bindirdiler sizi de bilmiyorum ya. Oğluma gidiyorum dedim. Hakikaten 5 gün kalacağım. Adresi burada. Burada yaşıyor. Burada çalışıyor. Bilmem ne. Ondan sonra dedim mümkün değil. Sorry yani. Gideceksiniz. Tamam peki o zaman dedim. Yani ne yapayım? Çaresi döneceğim. Vizesi hiçbir yere giremiyorsun. Bilmiyordum dedim. Çünkü benim buraya torunlarım geldi. Ben de oğluma geliyorum zaten. Aşağı yukarı yani 10 gün önce buradaydılar. Vizesiz girmiş onlar. Nereli onlar? İsviçre pasaportu ama seninki Türk pasaportu dedi adam. Düşünememişim dedim. Pardon. Peki orada böyle bir şey var işte hava meydanlarında olan oturma yerlerinden divan gibi. Tamam dedim. Yarın sabah ilk kalkan uçakla buradan, çünkü bu uçak geri dönecek Türk Hava Yolları. Ona biner giderim. Şurada da yatarım. Ama dedim bak yaşımı görüyorsun orada. Ben şimdi yani bu yorgunlukla ve bu üzüntüyle ölürsem de artık beni sen göndereceksin geriye. Yani ben gidemeyeceğime göre bir torbaya kor gönderirsiniz dedim. Adam baktı yüzüme, gel benden seni içeri dedi, bir odaya gittik. O odada çare arıyor bana, nasıl ben ölmeyeyim de evde kalmayayım diye. Sonra dedi ki bak şöyle yapalım. 3 günlük biz 3 yani bilmem 72 saat mi ne verme hakkım var dedi, bilmem neyi kullanarak ben onu vereceğim sana ama o 72 saat dolduğunda buradan gitmiş olacaksın. O şekilde girdim ben. İnanılmaz gerçekten. Evet, 72 saat yetti. Çünkü çok fantastik bir yere gidiyorsun ama 72 saatte bitiyor zaten görebileceklerin. Güzel yapmışlar. AVM, bol bol şey, restoran. Bol restoran, müthiş binalar, müthiş işte o bir tane kulesi var orada. Sonne Lumière seyrediyorsun, çok güzel yemekler yiyorsun. Körfez güzel, yani kafandaki Arabistan gibi değil ama beton. Bir de tabii ilk limanı var. Orası bana daha enteresan geldi. Böyle bizim boğazı geçeriz ya, bir taka gibi bir şeylerle, onlar gibi takalara oturuyorsun. Daha yani hayata dokunuyorsun, daha lokal. Ondan sonra her şey var. Baharatlar, kaşmirler çok ucuza satılıyor falan. Böyle hoşlukları var. Ben alışveriş etmeyi sevmediğim için ondan da pek faydalanamadım. Ama bir dünyanın başka bir tarafını görmüş oldum. Döndüm. Ama İstanbul ama, değil mi sizin şehriniz? Yani bir Arabistan'a girmiş Ayşe Kulin'im. İnanılmaz. Ha, ya evet. O bayağı bir şey. Evet, evet. Adam iyi niyetimi anladı herhalde. Bundan bana kötülük gelmez dedi. Düşüneyim. Acaba ben böyle bir şey denesem mi? Yok. Bize git. Bize git. Çünkü böyle orada da görecek şeyler saat şey var. Varsa. Orada da görecek şeyler var. Ayşe Hanım. Mesela şey gördüm. Bir tane albino tavus kuşu gördüm. Aa. Hayatımda ilk ve son gördüğüm albino tavus kuşu. Ben de hiç görmemiştim. Bembeyaz. Açıyor böyle kanatlarını, gelin gibi. Hiç renk yok üstünde. Albino hayvan. Nerede? Orada, orada hayvanat bahçesinde falan var mı? Var. Geziyorlar. Geziyorlar. Bir saray var. Sarayın bahçesinde geziyorlardı. Ben gözlerime inanamadım. Boyadılar mı acaba bu kuşu dedim. Çünkü biliyorsun çok güzel renkleri vardır. Bu bembeyaz.
Ben de hiç hayatımda albino görmedim, tavus kuşun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Size, ben de çok keyifliydi. Ben de yani hiç bitsin istemiyorum. Ve sonuçta hani bir insanın özel hayatını konuşmak da kolay değildir. Siz de çok genellikle yazdığınız eserleri, yaptığınız araştırmaları çok güzel anlatırsınız. Ama ilk defa böyle ailenize, işte özel zevklerinize, hobilerinize dair konuşmuş olduk. Çok çok mutlu oldum ben. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim çağırdığın için.